Ben Osmaniye'de gelen bir katılımcıyım. Instagram'da sayfanızı göre göre duramadım ve geldim. Kimsesiz çocuklar için atkı ve bere ördüler. Mezitli Belediyesi Örgü Evi kadınları kimsesiz çocuklar için atkı ve bere ördü. Örgü evinde hem keyifli vakit geçiren hem de kimsesiz çocuklara katkı sunan kadınlar. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmak, bu yaptıklarımla çocukları mutlu etmek istiyoruz. Örgü evi olarak biz bir aile olduk. Mezitli Belediye Başkanımız Neşe Tarhan'ın eşi Sembur Tarhan da gelip bizimle örgü örüyor. Bizim için terapi merkezi gibi dedi. Katkıda bulunmak istedim. Elimden geldiğince bir şeyler yapıp onları da mutlu etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bugün burada etkinlik yapıyoruz. Yetiştirme yurdundaki çocuklara vereve şapka örüyoruz. Evde oturan kadınları buraya bekliyoruz. İyilik yapmaya bekliyoruz. Örgü evindeyiz. Neşet Başkanıma, sevgili eşi Sembal Hanım'a binlerce teşekkür ediyoruz. Burada çok mutluyuz. Stres, mitres hiçbir şey kalmıyor. Şu anda da etkinliğimiz var. Çocuklara yardım elini uzattık. Evet, işte birkaç yıldır, 7 yıldır falan bu işi yapıyoruz. Biz çok büyük bir grubumuz var. Bugün diğer grubumuzun bir bölümü, bir ayağı Mersin'de bir hanımefendi açıldı. Orada yapıyorlar. Aynı şey için. Kimsesiz çocuklara, ihtiyacı olan öğrencilere her türlü yardımı yapıyoruz. Sosyal medyadan duyurarak Osmaniye'den geldiğini söyleyen bir gönüllü ise, kadınlara bir çağrım var. Böyle bir imkanları varken mutlaka değerlendirsinler. Çıkın gelin, şişinizi, örgü malzemelerinizi alın ve bu büyük kardeşlik buluşmasına ortak olun. Harika bir yer, özellikle evde duran kadınlar için süper bir etkinlik. Bütün gönlümle tavsiye ediyorum ve teşekkür ediyorum ifadelerini kullandım. Ben Osmaniye'de gelen bir katılımcıyım. Instagram'da sayfanızı göre göre duramadım ve geldim. Bayanlara diyorum ki çıkın çıkın gelin. Şişinizi ve ipinizi alın. Çıkın çıkın gelin. Harika bir yer. Evde oturan bayanlar için süper. Bütün gönlümle tavsiye ediyorum ve teşekkür ederim. Örgü evi sorumlusu Şeyda Kirik'tir. Örgü evinde sürekli etkinlikler yaptıklarını belirterek, bugün de kimsesiz çocuklar için öreceğimizi duyunca kadınlarımız akın etti. Sağ olsunlar, örgü evimiz doldu taştı. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görünce çok mutlu oluyoruz. Güzel bir hediyeyle onları sevindireceğiz şeklinde konuştum. Ben Şeyda Kirik'tir. Mezitli Belediye Örgü Evi sorumlusuyum. Zaman zaman güzel, yüreği güzel hanımlarla buluşup burada güzel örgüler örüyoruz. Projelerimiz oluyor. Okullara atkı bere örüyoruz. Bugün de kimsesiz çocuklar için atkı bere örmeye karar verdik. Sağ olsun gönlü güzel hanımlar iştirak etti. Örgü evimiz doldu taştı. Çok mutluyuz. Başkan Neşet Tarhan'ın eşi Sembur Tarhan da gönüllü kadınlar olarak her hafta buluşarak çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade ederek, bugün de yetiştirme yurdundaki çocuklarımız için örüyoruz. Bütün arkadaşlarımız zevkle ve gönülden örüyorlar. Lütfen evlerde oturmayın. Gelin böylesi özel bir olaya birlikte imza atalım. Örgü evimiz hafta sonları dahil her gün açık. Evimizde oturmak yerine gelin hep birlikte örelim. Çok sıcak bir ortam var dedim. Biz örgü evinde her gün değişik etkinlikler yapıyoruz. Bugün de kimsesiz çocuklarımız için, onları ısıtmak için hep birlikte örgü örmek için toplandık. Örgü evimiz hafta sonları hariç her gün açık. Evimizde oturmak yerine gelin hep birlikte örelim. Çocuklar için.